Eko Türksen iyi akşamlar. Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık soruların bu akşam konu hepinizin izlerken çok keyif aldığı, çok severek izlediği dizilerin yönetmeni. Mesela Erkenci Kuş desem hatırlayacaksınız. Şu anda sosyal medyada yayınlandığı e, gün e, sosyal medyada çok konuşuluyor. TT oluyor. Baba dizisinin yönetmeni. Doğduğun Ev Kaderindir ve pek çok dizinin yönetmeni desem. Çağrı Bayrak e, konuğumuz. Pek çok şey konuşacağız. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle çok teşekkürler. Bu kadar yoğunluk arasında çünkü Baba dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Oldukça yoğun zamanların evet. var. Ee, daha önce gelecektin, evet, sonra evet. iptal ettik, bugüne evet. kaldı falan. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor yoğunluk? Yani her zamanki gibi son derece yoğun ama keyifli gidiyor. Hı. Böyle genelde setler gergin ilerler bu özellikle ilk aşamalarında bizde hiç öyle gitmiyor. Tatlı Öyle mi gidiyoruz. ilerler diyorum ama ya çok ilk, bilmiyorum. Ilk, ilk, i̇lk zamanlar çok böyle streslidir. İlk böyle ilk dört bölüm çok streslidir. Tabii yeni bir dizi, Tabii. senaryo, işte oyuncular birbirine alışacaklar. Set, izleyici, ve yetiştirme. Yetiştirme, evet. yetiştirme derdi. Zamanla yarışıyorsun sürekli ve sürekli bir şey olur. Hep böyle bir dert olur yani. Hı hı. Ama burada çok şükür güzel gidiyor. Art ne peki? Enerji. Uyum, uyum. Yani kast e, ve ekip uyumu çok önemli. Burada her şey etkiliyor. Burada herkes çok tatlı. O yüzden keyifli gidiyor. Şimdi girişte de söyledim. Yayınlandığı gün, salı günleri evet. yayınlanıyor dizi. E, sosyal medyada, Twitter'da TT oluyor. Evet. İzleyici yakaladı mı diziyi? Nasıl değerlendiriyor? Ya, evet. Yani bunu e, görüyoruz. Kulaktan kulağa sürekli artarak gidiyor. E, tepkiler güzel gayet. Ve yığılacak. Biz zaten şunu biliyorduk ilk üç bölümde biraz daha ağır bir temposu olan bir iş. Asıl şimdi başlıyor. Seyirci böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş. Üç bölüm Seyirci şimdi diziyi alıştırdık. Yani, evet. e, oyunculara alıştı. Zaten efsane Aynen. kadrosu var. Evet, evet. Konuşacağız. Şimdi biraz sosyal medyada hmm. TT oluyor dedim ya. Evet. Hazır sen de geleceksin diye. Özellikle hmm. baktım sosyal medyada hmm. en çok ne konuşuluyor? Evet. İzleyici nasıl tepki veriyordu? Biraz onları paylaşmak istiyorum. Olur. Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş için yılın en iyi kalite uyumu hmm. genel olarak yapılıyor. Hmm. E, i̇zlerken huzur veriyordu demiş. Hmm. E, sosyal medya kullanıcıları diziyi izleyen. Özellikle babanın en çok oğlunu sevmesi ve gösterememesi dizleyen dizi izleyenleri çok etkilemiş mesela. Hı hı. Beni e, de. Yapı <gülüyor> <gülüyor> yapılan Çünkü senin de bir oğlun evet, yani. vardı. Yani o şey değil. O meseleyi seviyorum. Yani o zaten projede beni en çok çeken oydu. Yapılan yorumlar böyle izleyenlere hem biraz kendinden bir şeyler bulduruyor evet. anladığım kadarıyla. Hep kendinden mi bir şeyler buldu ki dizinin daha üçüncü bölümü yayınlandı? Evet. Ee, yani seyircinin kendisinden bir şeyler bulacağını biliyorduk zaten. Hepimizin yaşadığı şeyler. O mesela birinci bölümde hatırlar mısınız? yani işte herkesin masaya gelip oturması büyükler bir masada oturur. Evet. Küçükler işte daha küçük bir masada oturur. Ben de çocukluğum öyleydi. Bizim biz anneanneme giderdik. işte bizim bir mermer masamız vardı. Kuzenler orada otururduk. Büyükler büyük masada otururdu. Ya orada hemen izler izlemez seyirci zaten "Aa bu bu bendim işte." diyor. Bizim zaten ilk bölümde de posta. Kurguya girdiğimizde bizim ekip orada ya ben işte şuradaki kızdım ben veyahut da işte ben şurada otururdum diye konuşmaya başladılar. Oradan yakaladık biz bence zaten seyirciyi. Ee, Haluk bilginer nasıl ikna ettiniz? Uzun zamandan beri yoktu çünkü. <laughs> o yapımcının işi. Değil mi? <laughs> Gerçekten Haluk bilginer yapımcı ikna etti. Ama tabii ki senaryoda tav olduğunu düşünüyorum. Yani sadece beğenmediği sevmediği bir şey oynamaz yani. Muhakkak ee, bayağı uzun zamandan beri evet. projenin içerisinde evet, yoktu değil mi Haluk evet, bilginer? Yani, Uzun zamandır onun hakkında bir şey yapmamıştı. İlk biz olduk, ilk de biz olmuşuz yani. <laughs> Sonucunu görüyoruz diyoruz. <Evet, gülüyor> evet. Peki şimdi Haluk Bilginer'in tabii ki oyunculuğu tartışmasız muhteşem evet. ve sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Evet. Sürekli yorum yapılıyor, e, hatta kısa kısa videolar paylaşılıyor. Hı -hı. Bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? O kadar yoğunluk var ki ya, muhtemelen çekimde oluyorsunuz. Ben açıkçası oluyorsunuz. takip etmeyi etmemi tercih ediyorum. Yani o Twitter'da veyahut hatta Instagram'daki bütün e, şeyleri bende kapalıdır. Ben görmem onları e, çünkü etkilenmek istemiyorum. Nasıl? Yani Neden? Olumlu ya da olumsuz bir şey gördüğümde eskiden açık ya da karşıma halen çıkıyor çıkmıyor değil. Çıktığında bir şey olursa olumsuz etkileniyorum, üzülüyorum ya da geriliyorum. Ona müsaade etmemek için ben de hep engellidir. Ben o yüzden hiç takip etmem. Ben anlatayım o zaman. Tamam. <laughs> bak neler konuşuluyor. Tamam. <laughs> ee, şimdi tabii birçok e, izleyen kendi babasını görüyor evet. Haluk Bilginer'in oyunculuğunda. Evet. birçok kişi de kendini görmüş. Evet. Sosyal medya yorumlardan ben bunları evet. çok fazla okuduğumu söyleyebilirim Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Peki dizinin yönetmeni olarak Haluk Bilginer'le çalışmak nasıl? Ya çok büyük bir ayrıcalık. Yani hep hayalini kurduğumuz bir şeydi. Burada sadece yönetmenler için demiyorum bunu. Mesela ana kastımızı yaparken oyuncularımız da yani Herkesin en büyük heyecanı Haluk abiyle birlikte olmaktı. Yani oyuncular da öyle. Haluk Bilginer'le oynayacağız diye kabul etti. Bir sürüsü biliyoruz yani. Yani Haluk abi var tamam biz kabul ediyoruz falan dediler yani. Ee, ve gelip şeyi çok yaşadım yani şimdi isim vermeyeyim Haluk abiyle ilk sahnesini oynayacak oyuncular gelip ya hocam çok heyecanlıyız Haluk Bilginer'le oynayacağız ne yapacağız falan diye çok böyle hepsinde büyük bir heyecan vardı heyecandan o, böyle el ayak karışması oldu mu olmaz olur mu herkesiz oluyor yani ben de ilk açıkçası başta çok e, gergindim yani Haluk Bilginer'le nasıl çalışacağız bakalım falan diye ama inanılmaz bir profesyonel yani gerçekten e, muazzam bir oyuncu onla çalışmak çok büyük bir ayrıcalık e, şimdi. Tabii ben bir izleyen olarak merak ediyorum. E, pek çok oyuncuyla ha. çalışıyorsun. Yani o kadar çok dizi ve film e, çekiyorsunuz ki ha. yönetmenler ha. olarak. İşte mesela Haluk Bilginer gibi bir oyuncuyla oynamak çok büyük bir ayrıcalık e, çekmek ha. ve aynı projede yer almak e, diyorsun ya. Hı hı. Mesela o ayrıcalığın ne olduğunu merak ediyorum aslında. Onu oyun vermeye, senaryoya ne bileyim kendinden oyuncunun da bir şeyler katma, daha büyütme gibi mi? Şöyle örnek vereyim. Mesela şimdi bu benim Dokuzuncu işim falan. 250 bölüm dizi çektim ben. E, asistanlığım hariç. E, Haluk abinin varlığında şöyle bir şey oluyor. yani Belki olması da olurdu ama şu anda bizim dizimizde oyuncularımızın hepsi sahnelerini full ezberlemiş bir vaziyette sete geliyor. Yani bu Haluk abiye saygı, işe saygı tabii ki bir yandan ama Haluk abiye olan saygı da var bunun içerisinde. E, diğer oyuncuların birbirine olan saygısı da var tabii. Ee, ve iş o yüzden bambaşka bir şeye git dönüşüyor benim açımdan. Zor olacakken yani çok veriyor. Yani ben A'dan Z'ye bütün oyuncularımızı söylerim. Daha bir kere bile bir sahnede ezber sonucuyla karşılaşmadım. Yani bu işten bahsediyorum. Ses çekim yapıyorsunuz. Tabii tabii, zaten, mi? tabii. Peki artık dizilerin geneli mi sesi çekiliyor? Tabii tabii artık. Daha bir tek arka sokaklar. Arka sokaklar efsanesi dışında her şey sesi çekiliyor. Peki merak ediyorum. Şimdi biz izleyenler e, dizi izlerken bazı sahnelerden çok etkileniyoruz. Bazen gözlerimiz doluyor. E, çekerken siz o sahneyi böyle yaşarken o role girdiğiniz zaman nasıl etkileniyor musunuz? Oldu mu öyle sahne? E, tabii ben bu yüzden yapıyorum bu işi zaten. Yani onu seviyorum. Ben çok sulu gözlüyümdür o konuda Hı. hiç affetmem yani. Çekerken ağlarım, Mesela montajı giderim, izlerken ağlarım. Yayında denk gelirsem kesin gözlerim dolar falan böyle e, etkileniyoruz. Var burada geçen, üçüncü bölümdeki şey sahnesi, bu yolda gittikleri baba oğlu sahnesi. E, Ornu ben e, minibüsün içinde çekerken e, sadece ben değil hepimiz, arabadaki herkesin gözleri doldu. E, bence e, dizinin de konseptini çok anlatıyor. Yani baba oğlu uyurken omzunu... <laughs> destekliyor, seviyor, kokluyor ama uyanıkken uyuyor, uyanıkken asla onu göstermiyor, sevgisini göstermiyor. Bu çok kilit bir şeydi bir, bu proje için. O sahneyi ben bir, çok örnek yani bana deseler ki baba nedir dizisi nedir ben ilk o sahneyi gösteririm yani benim için o. Ama o kadar geçmiş ki bu sahne evet. izleyiciye ve ne anlatmak istediğiniz bence üçüncü bölümde izleyenler tarafından yakalanmış çünkü herkes bunu söylüyor evet yine de sosyal medya diyeceğim ama orada anlık tepkiler olduğu için hı hı. E, hep bunu yazmışlar. Bir evet. oğulların arasında en çok sevip de bu kadar gösterememesi. Neden işte bir baba oğlunu seviyorsa neden göstermiyor? Hep işte sevdiğimize sevgimizi hmm. söyleyelim. Hep böyle yorumlar yapılıyor. Evet. Demek ki doğru bir şekilde almışiziz. Evet evet. Ya herkesin yani benim bildiğim, tanıdığım herkesin erkek kız fark etmez babasıyla bir derdi vardır yani. Özlem vardır, öfke vardır. İlla ki bir derdi vardır babasıyla. O, o burada, onu yakalıyorlar işte. Siz böyle kendi baba-oğul ilişkinizde peki bunu veriyor musunuz? Kaç yaşında ben, oğlunuz? Benim 19 yaşında. Ben oğlumla her zaman, yani sürekli dile getiririm onunla kadar çok sevdiğimi. Gözünün içine baka baka, doya doya sarılarak, öperek dile getiriyorum. Yani bundan mahrum kalmasını istemiyorum. Çünkü sevgisiz, büyüyen insanların İnsanların e, neler. <laughs> Ay <evet. gülüyor> <laughs> Sevgisiz büyüyen insanların e, neler yapabileceğini de görüyoruz. Aslında tam Baba dizisi de bunu veriyor, değil mi? Evet, tabi. Peki diğer dizileri takip ediyor musunuz? Böyle çok e, eleştirir misiniz, takip eder misiniz? E, ben diğer dizileri hiç takip etmem, hiç Neden? izlemiyorum. Güzel bir sebebi var mı? hiç yani hiç izlemiyorum ama eleştiri sadece Eleştiri noktasında şöyle oluyor. Mesela hani bir arkadaşımın mesela birisi bir şey diyor. Hani "Aa şunu izledin hmm. mi? Baksana şöyle olmuş, böyle olmuş." Bakıyorum. Eleştiri noktasında da şöyle görüyorum. Oradaki izlediğim şey evet bakıyorum kötü olmuş bu ama hani orada benim aklıma hemen şey geliyor. Empatisini yapıyorum. Ya Allah bilir orada neler yaşandı. Yani empatisini kurduğunda yani o yönetmen de onu oraya o şekilde çekmek istememiştir. Ama zaman derdi, işte bir şeyin aksiliği vesairesi o yüzden böyle olmuştur. Ona hep böyle o anlamda bir açıklama yapıyorum. Ama dizi izleme mevzusu sadece yani yönetmenlikle alakalı değil. Yani şu an dizi yönettiğim için izlemiyor değilim. Ya hiç izlemezdim yani dizilerle çok alakam yok o anlamda. Sinema filmini izlemiştiniz. Evet evet film izlerim ben yani her fırsatta. Yani, devam. Yani gece sette 2'den 4, 2'de geleyim 3'te geleyim ben hemen açıp bir film izlerim. Yani başka en benim en büyük e, rehabilitasyonum da odur. Peki e, özel bir sinema veya hangi ülke sineması daha çok yakın hissediyorsunuz var Ko mı öyle bir? Yani hepsini severim ama Kore sineması son 15-20 yıldır Kore sineması çok severim. Neden bu kadar çok ilgi görüyor son zamanlarda Kore sineması? Yani, ya, da bu kadar gündeme gel dediğim daha doğrusu. Bilen muhakkak biliyordu ama çok fazla konuşuluyor. Diziler çok özgün çünkü. alıyor. Yani çünkü diğerlerini ezberledik. Amerikan formatlarını ezberledik. Avrupa formatlarını ezberledik. Onlar çok bir aşina geliyor. Ama Güney Kore'deki o özgünlük çok farklı birdenbire. Ya ne oluyor? Bu nasıl bir şey dedirtiyor halen daha? Ve işleyişleri çok farklı. Yani mesela bir Kore filminde bir sürü jenre ait e, esintiler görürsünüz. Başka bir e, a, sinemada yoktur bu. Yani Avrupa'da, Amerika'da yoktur. Komedi ise komedidir. E, Dramsa dramdır, korkuysa korkudur. Ama Kore filmini ko, korku filmi diye başlayıp komedi olarak bitirebilirsin yani. Peki bu dizilerin sürelerini nasıl? Mesela şu anda dizi süreleri en kaç dakika? En büyük o zaten. Şimdi O biraz sektörü şu konuşalım. Şu an az evvel 140 dakikalık bir e, yayın bandı basmaya başladık. 140 dakika yani her hafta bir sinema filmi. Hatta belki daha fazla. Daha bile uzun Artık sinema filmleri bile 105 dakika yapılıyor yani neredeyse. Evet. Peki bir ara çok konuşuluyordu bu uzun çalışma saatleri falan şu anda Kanık nasıl? Kanıksadık. <laughs> Alıştık artık. Kanıksadık. Az sadık. çalışınca garip geliyor. Evet. Nasıl ama yani sektör olarak bazılar düzeldi, onu söyleyebilirim. Minütaj düzelmedi ama e, çalışma imkanları daha düzeldi. Eskiden mesela ben ilk başladığım zaman da e, yani yine 18 saatlere dayanan çalışma saatleri oluyordu. Ama çalışanların sigortası bile yoktu. Şu anda sette sigortası bir Allah'ın kulu içeri bile giremiyor. <laughs> o anlamda iyileştirmeler yapıldı. İşte Çalışma saatlerine daha dikkat ediliyor. Daha iyi noktaya gidiyor. Peki neden bu kadar uzun? Bizim gibi uzun olan başka ülkeler var mı dizileri Yok. bu kadar? Dijital platformlarda kısa. Yani 50 dakika Şimdi en fazla yer. 40 dakika yarım saat olduğunu biliyorum. Hı hı, Bizde yok. neden bu kadar uzun? 140 dakika diyorsun. Sistemle ilgili, rutin düzenlemesi, reklam dakikaları, işte reklamın girme süresi, ondan sonra bölümün içerisine sonuçta kanalda ona göre bir reklam girmesi lazım. Bunların hepsini düzenlediğinde hayatta kalabilmesi için bir dizinin ortalama 140 dakika civarı bir şey vermesi gerekiyor. Peki bir bölümü kaç günde çekiyorsunuz? Ya da böyle hani çekerken aynı zamanda montajlanıyor mu? Nasıl tabii yetişiyor? Tabii, aynı diyor? anda yapılıyor. Ee, yani biz çektiğimiz şey artist gün hemen montajlanıyor. Editörlerimiz var. Onlar yapıyorlar. En sonunda ben girip tekrar üstünden geçiyorum. Ee, yani ortalama 6 günde çekilir diziler. Ee, mecbur çünkü yetişmiyor. 6 günde çekilir. İlk başlarda, ilk bölümler biraz daha uzun, işte 17 gün, 20 günleri bulur. Hı hı. Sonra işte böyle 3. 4. bölümden sonra altı güne düşer. Senaryoya göre de değişir. Bazen altı, bazen 7, bazen 5. Mesela Doğduğun Ev Kaderindir'in son bölümlerinde birçok bölümü dört günde çekiyorduk artık. Her şey oturmuştu, senaryoda çok oturmuştu. Dört günde çekiyorduk, bitiyordu. Peki e, dizi yayınına başlamadan öncesinde çekmeye başlıyor musunuz siz? Yoksa tabii. bir süre sonra e, haftalık mı çekiliyor? Yani önden yani mi gidiyor? aylar öncesinden başlıyoruz Öncesine. çekmeye tabii. Çok uzun. Yani mesela biz şu anda e, üçüncü bölümü geçen hafta evet. izledik. Biz, siz kaçıncı bölümü biz beşi çekiyorsunuz? Çekiyoruz. Ha, beşi çekiyoruz. Beşi Beşi çekiyoruz. Ama, Yetişmesi mümkün değil o zaman değil evet. mi? Altı günde diyorsunuz. Evet, evet, evet. Çok zor, çok zor gerçekten. Yani bu Türkiye'deki dizileri de eleştirmek dediniz ya. Yani eleştirmek çok kolay ama burada her hafta her dizi hangi diz olursa olsun bir yani mucize gerçekleşiyor. Çok büyük bir emek var. Evet. Çok yoğun bir zaten çok uzun çalışma saatleri evet. 140 dakika ortalama da şu anda yayınlanan dizilerde öyle 8.5 gibi başlıyor 11.5 gibi falan ancak bitiyor. Tabii, Aslında evet. reklamlarla falan Tabii. birleştiği zaman. Ee, peki eksik olan ne? iyileştirmeler var dediniz hmm. sektörde özellikle sigorta konusunda peki farklı eksiklikler var mı sektörde Ya işte bu Yani bu minutaj meselesi en büyük dert. Yani bu kadar uzun bir diziyi yazılması da çok zor, çekilmesi de çok zor. Seyirci de aslında bundan çok mutlu değil ama sistemin bambaşka baştan yapılması lazım. Yani reklam reklam veren reklam bütçeleri bir sürü parametresi var yani komple sistemin değişmesi tabii, tabii. lazım. Çok farklı bir şey söylüyorsunuz da şu anda. Mesela bazı diziler çok iyi senaryo, çok iyi oyuncu kadroları olmasına rağmen 2-3 bölüm sonra reyting almadığı için yayından kaldırılıyor. Evet, bunu ne? Reyting, reyting yani kanalda bunu İzleyici hani... neden sevmesin? O senaryosu güzel aslında. Oyuncu kadrosu iyi. iyi güzel iyi oyuncular var ama olmuyor bir şekilde izleyici izlemiyor. Yani şimdi şöyle yani 3-5 tane selebrity'yi oraya koymak demek doğru kastı kurdun demek değil. Yani bizim mesela bakarsınız babada e, çok böyle herkes selebriti falan değil. Ama evet. doğru kastı yapmak önemli. Orada yani şu ya işte şuraya bu oyuncu koydum, buraya bu oyuncu koydum. İşte e, al sana işte böyle paketi de güzel bunun. E i̇yi de hikaye ne? Ne anlatıyorsun? E, bunun toplumda karşılığı ne? Bunları hesaplamıyorlar ve... E, asıl olan hikayedir. Yani o paket değil. Ee, o, o yüzden o reyting gelmiyor. Reyting gelmeyince de kanal bunu niye devam ettirsin ki? O da sonuçta e, bunu para kazanmak için yapıyor. Peki böyle gözlemlediğiniz e, var mı? Özellikle Türk izleyicisi şu tarz hikayeleri daha çok sever. <laughs> Bu soruyu bilemem. Yani <gülüyor> takip <gülüyor> etmiyorum. Geçenlerde çok değerli bir oyuncuyu burada ağırlamıştık. Sağolsun Salih Kalyo evet. e, yayınımıza gelmişti. Sevgilisi, saygılarımızı mıdır? gönderelim. Evet, evet. Adapazı. Adapazı. Ee, öyle mi? Evet. O memleketli çıktınız. Ee, Adapazarı'nda büyümüş zaten kendisi de. Aynı soruyu Salih Kalyo'na da sordum. Çünkü dizilerden konuşuyorduk. Vallahi ben hiçbir şey şey bilmiyorum. Diyor. Bazen de bakıyorum ya bu dizi tutmaz derim. Tutuyor. Bayağı şaşırıyorum. Evet, diyor. Evet. Kendimi sorguluyorum. Nasıl tuttu bu dizi? Ya diyorum tutmaz işte. dedi. Tutar konusu çok iddialı bir evet. yorum oluyor. <laughs> Özellikle tanıtıma bakıp da yorum yapmak çok iddialı oluyor. O yüzden ben o konuda da yorum yapmamaya özen gösteriyorum. Bazen çok farklı noktaları yakalıyor demek ki izleyiciler. Peki evet. e, dijital platformlara Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital platformlarda da çok iyi diziler var, çok seviliyor onlar da bayağı gündeme geliyor. Evet. Nasıl? Yani e, aslında hep şöyle bir beklenti vardı uzun zamandır. İşte ana akımda zaten yapamıyoruz keşke dijital platformlarda yapsak, biz de aslında çok iyisini yapacağız gibi bir şey vardı ama ne yazık ki öyle çok 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 iyi işler gelmedi. <laughs> e, herkesin öyle bir dijitalde iyi bir iş yapma hayali var. Ama öyle çok kötü, yani iyisi yok mu? Var, mutlaka var. Ama yani yine 10 taneden herhalde e, iki tanesi falan iyi. yani Ben mesela bana bir başkadırı söylerim, çok iyiydi. Masum'u hatırlıyorum, evet. e, çok iyiydi. E, onun dışında dijital platformda böyle vay dediğim bir şey çok olmadı yani. Siz iş yaptınız mı dijital platformda? Yok, dijital yok platform hayır henüz şey yapmadım. Çekmiyoruz. Peki bu kast seçimini direkt mesela diyelim ki bir senaryo size geldi. Mesela Baba dizisinden evet. örnek verelim. Nasıl oluşturuyorsunuz? Senaristler, evet. yapımcı, yönetmen bir arada o kastı evet. nasıl oluşturuyorsunuz peki? Hangi role, nasıl, kim olacak? Mesela ki çok da öyle selebriti bir kadrosu Hı. yok. Mesela Baba dizisinin evet. farklı bir bakış açısıyla mı evet. oluşturduğunuz Şimdi kastı? Şimdi Baba'nın senaryo aşaması şöyle oldu. Ya da dizilerde nasıl oluyor diye merak ediyorum. Yani şöyle, bizim babadan başlayayım, sonra geneldekine geçeyim. Ee, Mayıs ayında biz, işte ay yapında anlaştım ben. Ondan sonra Haziran ayı boyunca bir sürü senaryo okudum. Ee, bir türlü içime sinen bir şey yoktu. Ee, ta ki babayı okuyana kadar. Ondan sonra e, babayı okudum. Yani atmosferine çok büyülendim, anlattığı şeyi çok etkilendim. Ee, ondan sonra bunu yapalım, yapmak istediğimi söyledim. Ve yola çıktık. Ondan sonra kast e, aşaması e, işte senaristlerimizle beraber, yapımcıyla beraber önümüze işte kast direktörlerinin sunduğu bir e, listeyle eleyerek gidiyoruz. Ben çok özen gösteriyorum senaristin ne düşündüğünü orada. Yani o kimi görmeyi hayal ediyor çünkü o yazdı e, onun hikayesi. Onlarla birlikte paralel bir şekilde ilerledik. İşte biz ilerliyoruz. Bizim işte e, çok demokratik bir ortamda işte herkes oylayarak işte bu olur şu olur bu olur çünkü çok hani e, e, tek kişinin üstüne olmayan bir hikayeydi bu e, en doğru kastı bulmaya çalıştık gerçekten hani okeyleme noktasına geldiğimizde de e, herkesi bir soruşturduk yani bu nasıl bir arkadaş nasıl çalışıyor diye de herkesi bir sorduk soruşturduk o yüzden böyle güzel bir kimyası olduğu işin peki mesela senarist e, ben bu hayal ediyorum hı hı. diye bir e, oyuncu seçti evet, diyelim evet. ama dizinin yönetmeni olarak e, sizde bu rol için olmadı dediğiniz noktada hiç böyle e, uyuşamadığınız zamanlar oluyor mu ya da o zaman nasıl çözüm buluyorsunuz mesela konuşar oldu <gülüyor> <gülüyor> şöyle yani öyle bir şey bu, burada bu projede olmadı ee, mesela yani des, inansam yani bilsem ki o kişi bunu asla oynayamayacak. Zaten onu savaşını veririm. Yani ben bu bunun, bunun altından altına kalkamayacağına eminim derim. Hı hı. Ee, o, o bir şekilde ikna ederim yani senaristi de. Zaten o gerçekten hani en son yapımcı yapımcının da dahil olduğu bir noktada en doğrusunu buluyoruz yani. Ee, şey bir de geçmişteki işlerine bakıp hani ne oynamış ne oynamamış zaten anlayabiliyorsun neyi oynayıp neyi oynayamayacağını ve hatta auditionlar sürecinde görüyoruz ben mesela abi kesin bu olsun dediğim birisi geliyor bir oyun oynuyor ve onu istediğimiz bir yere getiremediğimizde a demek ki tamam ben yanılmışım diyorum ve hatta o senaristin söylediği birisi geldi bak denedik gör bak istediğimiz gibi değil gördün mü bir sürü oyunu var bunun ha evet değilmiş haklısın denip ilerleniyor bir rol için kaç tane audition izliyorsunuz? İnanılmaz. Ama Allah'tan arkamda yani öyle? benim çok uzun yıllardır beraber çalıştım Ezgi var. Ezgi benim bütün yükümü alıyor. O böyle eliyor eliyor <laughs> eliyor. İşte üç tanesi var, dört tanesi var hocam şunları izleyin diyor. Onlara bakıyorum. Oradan hani içinden seçip hadi bir de bir tane ben çekeyim deyip getiriyorum. Öyle yapıyoruz. Aylarca yani 200 yakın bir rol için 200'e yakın audition çektiğimiz oldu. Ortalama bir dizinin oyuncu kadrosu kaç kişiden oluşuyor? Yani üç aşağı beş yukarı. Ortalama 13. 13, 13'tür. Yani 13 alandır. de 18, biz kalabalık bir kastız. Yani 18 e, rol için diyelim, evet. e, binlerce o zaman o izlediniz izlediğiniz diyebilir miyiz? 18. Yani bu proje için bir. binlerce demek fazla olur ama yani gerçekten anormaldi. Yani çok anormaldi o için süreci. Çok uzundu. Çok kast var ve çok başka bir şey yapmak istiyoruz hep beraber. Onun peşine koşarken normal değerlendirmemizden farklıydı birçok şey. O zaman bir dizinin çekime başlaması öncesinde aylarca bir hazırlık tabii, süreci tabii, var değil mi? Tabii. Ne kadar bir sürede hazırlandınız ya işte, mesela? Babanın hazırlığı biz Mayıs 15'te başladık ki benden önce zaten devam ediyormuş. Yani neredeyse bir sene öncesinde başlamışlar Gökhanlar hikayeyi kurmaya. Ben bir sene sonra dahil oldum. Bir de biz Mayıs 15, işte bugün işte Mart'tayız yani yeni izliyoruz. şimdi bu kadar işin içinden direkt Değil böyle mi? yönetmenin ağzından dinince sinema filmi çekmek daha kolay bir şey o zaman dizi çekmekten. Yani bu hem öncesinde çok büyük bir ya hazırlığı çok, var hem de sürekli... Aslında hazırlık filmde... aşamaları çok benziyor. Yani hazırlık aşamaları çok benzer. Ee, çekim aşamaları benzemiyor. Evet. Çekim aşaması 6 günde 140 dakika çekmekten bahsediyoruz. Evet. Sin sinema evet. filmi için işte 5 hafta ortalama. Ee, o daha başka bir şey oluyor ama hazırlık zamanları hemen hemen aynıdır. Çok soracağım soru vardı. Kısa bir araya gidelim. Tamam. Aran ardından açık sorular devam edecek. Ardından açık sorular devam ediyor. Çağrı Bayraklı sohbetimize devam ediyoruz, dizileri konuşuyoruz, film sektörünü konuşuyoruz. Şimdi bir şey merak ediyorum. Mesela böyle romantik komedi dizilerinde e, böyle daha parlak, daha canlı renklerle çekiliyor. Evet. Daha böyle insanlar daha böyle cıvıl cıvıl görünüyor, oyuncular falan ama böyle daha dram dizilerinde daha böyle soft renkler tercih ediliyor Hı -hı. gözlemlediğim kadarıyla. Bunun bir sebebi var mı? Özellikle mi evet. bu şekilde? Tabii. Ee, mesela... Yani romantik komedilerde daha cıvıl cıvıl daha fresh olmasını istiyoruz ki hani insanların daha pozitif hisler uyandırmak için açıkçası. Ee, orada daha canlı daha cıvıl cıvıl renkler kullanıyoruz. Dramada daha birazcık daha soluktur evet. Mesela renk tasarımından bahsedeyim babanın mesela biz <laughs> ilk evet. defa e, bir dizide baştan sona bütün karakterlerde renk tasarımı yaptık. Yani oradaki gördüğünüz kostümler ve renklerin hiçbirisi tesadüf değildir. Hem karakterle dramatik bir bağı var hem de oyuncuyla bir bağı var e, o renklerin hepsini tasarlıyoruz yönetmenin işinin bir parçasıdır bu atmosfer yaratmak yani en önemli işidir bence e, Erkenci Kuşta öyle olması gerekiyordu babada da böyle olması gerekiyordu e, onun da ben çok etkili olduğuna inanıyorum Erkenci Kuş'a ne kadar çok izlendi çok, çok sevildi müziği falan da çok tatlıydı evet. değil mi kimse seslendiriyordu o şarkıyı Demet öyle mi tabii, Demet, tabii, evet, Demet, Demet kendi söyledi Öget yaptı müzikleri ee, onun da anası çok güzel, şöyle, ben işte erkenci Kuşu bir hafta on gün var sette, tam böyle yaratım sancıları yaşıyorum. Hı hı. Ne yapsam, ne etsem, nasıl çeksem diye böyle düşünüyorum. O sıra bir La, La Land çok meşhurdu, onu birazcık böyle feyiz alıyorum ama tam oturtamamışken Cem Öget müthiş müzikler yapar. Bir gece bana şarkıları yolladı, müzikleri yolladı. Ben oturdum müzikleri dinlerken tamam buldum nasıl çekeceğimi falan diye öyle başlamıştık. Sonra işte La açılış sekansı gibi bir şey yapalım. İşte bir dansçılar olsun. Dur orada şarkı söylesin Demet falan dedik. Demet ikna ettik. Demet söylemek istemedi mi? Ya daha önce de bir deneyimi yoktu. Hı hı. Ee, ama yani Demet tuttuğunu koparır yani. O da altından kalktı. Çok da tatlı oldu ama e, müziği, evet, diziyle evet. çok tatlı oturdu. Evet, evet. O da böyle cıvıl cıvıl bir diziydi. Evet. E, bir seneden fazla sürdü değil mi? evet. Sonra ama bitti, erken bitti gibi geldi. Böyle bayağı da şey sosyal medyada da bitmesin diye Hı -hı. böyle bir baskı da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hala bana <daha> Instagram'dan <laughs> dünyanın her yerinden devam edin diye e, mesajlar geliyor. Yani İsrail, Brezilya, İspanya, İtalya. Oralardan mesajlar geliyor. Evet, Brezilya'daki fanları hatta kendi ha. sayfasında biz sizin e, bizim programa katılacağınızı görmüşler hmm. herhalde. Paylaşıyorlar. Hmm. Bugün gün boyu paylaştılar <laughs> mesela. Bayağı böyle sizi de takip ediyorlar, mesaj atıyorlar anladığım kadarıyla. fanları inanılmazdır. Ya evet. işlerin bir ömrü var. Bir, özellikle romantik komedi dünyada hiçbir ülkede bizimki kadar uz, uzatılan bir iş değil. Yani bir Güney Koreliler yapıyor. Onlar 16 bölüm yapıp bitiriyorlar ki onların dakikaları bizimkinden çok çok daha kısa. Amerikan dizilerinde romantik komedi dizisi yok zaten. Avrupa'da da yapılmıyor. Ve tek biz yapıyoruz. Ve biz 140 dakikalık bir diziyi 60 bölüm götürmek gerçekten inanılmaz zor. Yani ne yazacaksın, ne yapacaksın artık böyle hani onun gömleğini ona, onun gömleğini ona giydiriyorsun <laughs> bir yerden sonra. E, yani bir yerden bitirmek en e, edeplisi oluyor. Çünkü süründürdükçe süründürdükçe artık birazcık da seyirciyle dalga geçmek oluyor. O yüzden çok güzel bir zamanda bitti. Tam öyle yani. evet, yükseldi evet. bizim Peki Türk dizilerinin e, yurt dışında ilgi görmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, bazısını şaşkınlıkla karşılıyorum. Ee, baz Tabii ki seviniyorum bu duruma. Çünkü gerçekten muazzam bir sektör var burada. Yani birçoğumuz farkında bile değiliz. Dünya ikincisi bu sektörde. Yani Türk dizi sektörü bir makine gibi çalışıyor. Yani şu anda ekip bile bulamıyorsun, malzeme bile bulamıyorsun. İnanılmaz böyle bir, bir dijital platformların da daha aktif hale gelmesinden sonra muazzam bir üretim var. Brezilya'da, Meksika'da, İspanya'da değil mi? Çok fazla çok, izleniyor. Çok. Şaşırdığınız nokta ne? Mesela bazen çok şaşırıyorum. <laughs> yani bu bu kadar uzun diziyi bir tek Türkler mi izler acaba derken nereden değilmiş. değilmiş yani. Peki şimdi gerçek hayat hikayelerinden uyarlama dizi e, senaryoları da oldukça evet. popüler ve çok gündemde. Mesela e, Doğduğun Ev Kaderindir evet. dizisini çekmişsiniz. Evet. Böyle farklı bir sorumluluk oluyor mu o diziyi çekerken Tabii ki. sonuçta gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama videosu? Tabii ki. Yani biz Doğduğun Ev Kaderi'ndir ilk geldiğinde ben senaryo okuyup e, ya bu olmaz demiştim. Ondan sonra niye diye sordular. Ya inanmıyorum böyle bir şey olamaz demiştim. Ya olur mu gerçek bu dediler. Böyle bir hayat yaşandı Tabii, tabii gerçek bu dediler. E tamam o zaman bunun gerçek olduğunu anlatarak başlayalım hikaye. O zaman okeyim ben dedim. Yola öyle çıkmıştık. İnanılmaz yani etkiliyor. Tabii ki yani hem bir kitap var ortada hem bir yaşayan insanlar var. Onlara karşı sorumluluk var. Ama o da bir yere kadar bir yerden sonra dizi Sonra tamamen kopup başka bir şeye doğru dönüşüyor tabii ki yani. Ama farklı bir sorumluluk oluyor tabii, tabii hikayeyi tabii. doğru anlatma, o hikayeyi gerçek hayatlarında yaşamış olan kişilere evet. de saygısızlık etmemek adına herhalde çok tabii. doğru bir şekilde tabii. yansıtmak adına. Peki biraz şöyle başlara dönelim. Mesleğe başlamanızı evet. bugünlere tamam çağrı bayrağı konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinden çok izlenen dizilerin yönetmen koltuğunda oturuyor ama yönetmen olmaya nasıl karar verdiniz? Yani bu, bu çocukluk hayalimdi. Hmm. Ee, yani hayatımda, yani kendim bildiğim bileli film izlerim ben. Ee, ekrandan ayrı kaldığım çok azdır. Hatta annem anlatmıştı bir kere. Dedem rahmetli işte, e, o kızım bunu doktora götürün. çocuk hasta galiba falan. <laughs> diye. Sürekli televizyona bakıyor. <laughs> Sürekli televizyona bakıyor diye. Ondan sonra e, şey, e, aslında karar şöyle oldu. 96 yılında falan, Eşkıya filmini izlediğimde annem babamla beraber gitmiştik filme. Sinemadan çıktığımızda ikisi de ağlıyordu. Ondan sonra orada bir düşündüm ya ama işte oradaki bakış hani bunu yapmam lazım, böyle bir şey yapmam lazım. İnsanları etkileyecek bir şey yapmam lazım. Evet bunu yapan kişi yönetmen diye o zaman kodlamıştım kafamda. Ondan sonra zaten sürekli hayatımda hep oldu. Yani e, profesyonel bir izleyici olarak hayatıma devam ettim bir yandan da artık böyle amatörce çekmeye başladım. Evde kameramla halanları oynatırdım. Yani halanlara bir mizansen verirdim. İşte neredeyse stop motion tekniğiyle yapıyormuşum onları. İşte çekip kendi kendime kurgulayıp bir şeyler yapıyordum. Ondan sonra 2005 yılında gümüş dizisiyle asistan olarak girdim. Peki onun öncesine ben yönetmen olacağım dediğiniz zaman aile nasıl tepki verdi? Desteklediler mi? Yani hem desteklediler hem de yani köstek de olmadılar. zaten ilk buraya işte 2005'te gelmemi sebebi de annemle babamın arkadaşının kızıdır. Onlar gelip "A bak işte bir yardımcı yönetmenlik yapıyormuş. Ona asistanlık yapmak ister misin?" diye onlar teklifi getirmişti. Ondan sonra ben de hemen balıklama atladım. Biraz da şans. Tabii ki. Oldu, değil mi? Yani şans oldu ama şöyle şansımı da ben iyi kullandım. Evet. Yani girdim asistanlık yapmaya başladım. 6 ay sonra Kısa film çektim. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serdar Orçin oynadı. O filmle ödül aldım. Ondan sonra işte yani izin, repo diyoruz. O kapının açılması şans böyle çok güzel bir şekilde o değerlendirme evet, aslında Evet, bir evet. evet. Ya o. severek yapmak oldu. Gümüş dizisiyle yönetmen yardımcılığı. Evet. Aslında iyi bir konumdan da başlıyorsunuz değil mi? Yönetmen yardımcılığı çok izlenen bir dizi evet, zamanında. Evet evet. Yani işte. en çok yurt dışı satışı olan iştir. Öyle yani mi? Benim bildiğim kadarıyla o. evet. Sonra kısa film, kısa metrajlı film evet, çekiliyorsunuz. onlar çekti. Ödül geliyor zaten. Evet, ondan sonra yani şöyle asistanlık basamakları var burada. Ben orada birazcık gayretli bir şekilde çalıştım. Yönetmenimi çok seviyordum. Onunla beraber vakit geçirmeyi çok seviyordum. Kurguya gidiyordum, geliyordum. Orada da tabii ki bir sürü şey öğrendim. Sonra gelen fırsatları güzel değerlendirdim. O istemekle alakalı ve ben çok istedim, gösterdim onu da yani böyle çok güzel güzel rahat rahat anlatıyorsunuz. Seneler <laughs> geçmiş. Tabii ki çok evet. e, izlenen, e, çok yüksek reytingler alan dizilerin yönetmen koltuğunda siz oturuyorsunuz. Evet. E, tamam ilk iş Gümüş dizisiyle yönetmen yardımcılığıyla başlıyor ama çok zorluklar çektiniz mi? Bu başarı nasıl geldi? Mesela yönetmen olmak isteyen gençlere biraz da tavsiye Hı. verelim aslında bu noktada. Yani zorluk. Ama bir... ne varmış aslında böyle tık 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 sırayla çıkılıyor bu basamaklar. Yok gibi. öyle değil. Yoksa çok da zorlukları var mı? Çok öyle değil. Ee, zorlukları var. Ee, bir kere gerçekten fiziki olarak çok yıpranıyorsun. Mesela ilk ben asistanlığımdan bahsedeyim. Ee, ayaklarına topuk dikenleri çıkmıştı. Çalışmaktan, ayakta durmaktan, bütün gün koşturmaktan inanılmaz bir acıydı. O mesela bu fiziki tarafı. Bir taraftan da e, mental tarafı da şu, yani acaba ben o koltuğa ne zaman oturacağım? Önümde bir sürü insan var, benim oraya gelişim sırayla mı olacak? Bir şey yapmam lazım. O sürekli kafanı kurcalayan bir şey. Ee, neyse ki benimki... İlk zaten... başlarda günde kaç saat çalışıyordunuz? Vallahi çok yani 18 saat falan çalışıyorduk. 20 saat çalıştığımızı biliyorum. Yani böyle yani gün doğdurup gün doğumunda eve falan dönmeler. Hep öyle yani inanılmaz bir tempodur bu. Aslında çok uzun süre çalışarak emek verilen bir çok. sektör çok. değil mi? Yani o yönetmen koltuğunda oturmak, birçok şeyi yönetiyorsunuz çünkü. Evet. Oyuncuyu belki sete değil mi? Evet. Bir yönetmen ne yaparsa etti. Yani yönetmenin sorumluluğu çok fazla. Yani bir büyük bir fabrika yönetmek gibi düşünebilirsiniz. O kadar çok insan var ki. Yani şu anda bizim ekip 200 kişi falandır. Ee, bunun müzik var, miksaj var, kalır var, kurgu var, de teknik var. Bunların hepsiyle e, iletişim halindeyiz. Bir yönetmen senaryo geldiğinde, senaryo okurken, ee, ekibiyle birlikte notlar, notlarlar ve bunun işte hani sanat departmanına, kostüm departmanına bilgileri verir. Ondan sonra yani rutinden bahsediyorum. İlk başta daha başka bir aşaması evet. var ama rutinde böyle gidiyor. Ee, ondan sonra sete çıkmak için programlar çıkar. Programı inceler ve ondan sonra sete çıkar. Günlük programlarımız vardır. Onları bitirmek e, gerekir. Çünkü yok aksi takdirde yayın yetişmez. Onlarla ilerlersin e, ve ne taleplerini belirtirsin insanlara, e, oyuncusundan, e, ekibine kadar, yapımına kadar. Şunları, şunları, şunları istiyoruz diye. Onlar zaten profesyonel ekibiklerimiz onları hallederler. Yönetmen de sete gelip mizansenini, oyununu, sahnenin duygusunu çıkartır. Ve ondan sonra inşallah rating kalıp <laughs> yola Yemeğin devam ederim. Karşılığını görürüz diyorsunuz ama gerçekten böyle çok ışıklı, çok ışıltılı, çok keyifli bir iş gibi görünüyor ama evet e, öyle. kamera arkası çok da zor. Bir o kadar da zor, zor tabii. Yani gerçi her işin muhakkak çok zorlukları var ama e, çok uzun çalışma saatleri gerektirdiği için çok da farklı zorlukları oldu. Tabii düşünüyorum. yıpranıyorsun, yorgunluk birikiyor. Çok sevmek ee, lazım gerçekten Çok sevmek değil mi? lazım, evet aynen aslında öyle. kilit cümle bu, çok yani sevmek Yorgunluk birikiyor, stres birikiyor çünkü üstünde büyük baskı var, stres var. O yorgunlukla bunu baş etmek e, gerçekten kolay değil. Şimdi e, pek çok dizide çok deneyimli, usta oyuncularla çalıştığınız gibi çok genç e, aslında oyuncularla da çalıştınız. Yeni nesil oyuncuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yeni nesil oyuncular, bizim ana kastımızda güzel yeni genç oyuncular var. Hı hı. E, ...Oktay mesela aklıma geliyor hemen... E, ...damla su var... ...çok parlaklar, önleri çok açık... ...Özge var... E, ...çok önleri açık oyuncular var... ...diğerlerini takip etmediğim için bilmiyorum. <laughs> Dizi sordum... ...cevap alamadım, oyuncu sordum cevap alamadım. Peki şimdi... E, ...şöyle de bir şey soracağım... şimdi ...biz burada açık sorularda pek çok usta... ...oyuncuyu, tiyatro sanatçısını ağırladık... Evet. E, ...ve... Şimdi tiyatro oyunculuğuyla dizi oyunculuğu arasındaki farkı sorduğum zaman hep şöyle bir ortalama cümle duydum açıkçası. Kameronu e, oyunculuğu daha rahattır. E, tiyatro er meydanıdır. Doğru söylüyor. Hep yorumları yaplar. O yüzden şimdi e, size sormak istiyorum. Mesela kamera önünde ben her oyuncu oynatabilirim diyor musunuz? Çünkü şöyle bir şey e, cümle duyduğum için bunu özellikle sormak istiyorum. Yönetmen isterse her oyuncuyu farklı açılardan çekerek o oyunu bir şekilde de verdirir. Hani uğraşır verdirir. Doğru mu? Böyle Doğru. Şey, katılıyor musunuz? Katılıyorum. E, şöyle e, gerçekten kurgu bir müthiş bir şey. Yani kurguda çıkan, mesela sahnede çekerken şöyle bir şeyler oluyor. Allah lanet olsun, işte bu sahne çok kötü oldu, işte olmayacak falan diye düşünüyor mesela işte asistanlar. Ondan sonra dert etme, olacak o. Nasıl olacak? Sinema büyüsüyle. Bak kurgudan sonra göreceksin nasıl olduğunu. İşte kurguya bir giriyorsun, onu işte makaslar makaslar, doğru katları koyduğunda ''Aa evet o kadar da batmadı gözümüze'' deyip kaynayıp gidebiliyor. Tabii ki böyle insanlarla yola çıkılmaz. Yani bizim onlar genelde daha yan kaslar oluyor, ee, ama yapılır. Yani yapmıştığımız var zamanında çok fazla. <laughs> Peki ben çok merak ediyorum. Yani e, oyuncu olmak istediğine emin misin? Başka bir çok, sektörü mü e, geçsen çok. dediğiniz ya bunun, oldu mu? Çok. O kadar çok <laughs> içimden geçirdim <laughs> oyuncuları oldu ki. Ama o da biraz haksızlık gibi geliyor. Yani sonuçta yapmaktan memnun ve e, o seviyor ki yapıyor. O yüzden bunu söylemek çok. Doğru olmadığı için söylemedim ama içimden çok geçirdim. <laughs> ama çalışmadın. <laughs> Gidip böyle yakasını yapıp git başka işe. O peki olmayan ne? Ya Mesela bir e, yönetmen olarak bir oyuncunun yani geliştirerek kendini tabii ki e, eğiterek, belki ders alarak daha Hı -hı. çok çalışarak, belki ilerleyen süreçlerde ama öncesinde mesela olmayan ne? Ya da hiç yani o ışık yok mu? Yok yönetmen işte olarak. yani bu çalışarak olacak bir şey değil ya. Yani Ben ona yetenek. inanmıyorum. Evet yetenek yani varsa vardır yoksa yoktur. Yani ne istediğini okusun, istediğin eğitimi alsın. En fazla yapabiliyor olur. Ama seni büyüleyemez. Ona inanmıyorum. İstediği eğitim alsın, istediği oyuncu koçuna gitsin, konservatuvar bitirsin. Sadece o işi yapabiliyor olur ama beni etkileyemez yani. İyi bir oyuncu olmaktan ne anlamalıyız mesela? Role çok iyi girip özümsemesi e, mi? Çok iyi e, ne bileyim bakması durması i̇nandırması, anlaması, inandırması, ezberi, inandırması nedir? İnandırması yani ikna edecek. İkna etmesi. O yani, olduğuna ikna Evet şu anda bir bir karşındaki kişi işte atıyorum Emin. Aa bu Emin ya diyorsan ben izlerken Haluk Bilginer değil de bu Emin ya diyebiliyorsam o iyi oyuncudur. Ki işte yapılan yorumlarla da ortada. Ben kendimi gördüm, babamı gördüm evet. yorumları. Demek ki Haluk evet. Bilginer ikna ediyor ama tabii Haluk Bilginer… <laughs> Ondan bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> Peki böyle e, çağırıp Bayrağ'ın sette kuralları var mıdır? Çünkü çok uzun saatler bir arada kalıyorsunuz tüm oyuncularla, ekip arkadaşlarınızla muhakkak. E, tabii bir süre sonra arkadaşlığa da dönüşüyor olabilir ama… Hani... Ailemizden çok görüşüyoruz. <laughs> muhakkak. Böyle sette kurallarınız var mıdır? Aa, sette kurallarım… Yani söylemek istediğiniz şeyler varsa hazır bize <gülüyor> yayındayken. <gülüyor> Sette kurallarım bu. Diziye başlarken babanın okuma provasında oyunculardan şöyle bir şey rica ettim. Lütfen sete telefonlarınızı getirmeyin dedim. Ee, kimse getirmiyor. Ee, o çok güzel bir şey. Çünkü o şöyle bir şey. Yani prova alıyorsun, laf geçiyorsun. Kalabalık sahneler. İşte birden birisinin elinde telefon var. Ya yani Herkese yapılmış bir saygısızlık o. Yani mesela orada ben öyle bir şey yapsam. Ben o saygısızlığı yapmış olurum. Hı hı. O yüzden kimse lütfen getirmesin telefonunu sete dedim ve kimse getirmiyor. O yüzden çok keyifli bir şekilde herkes provasını alıyor. En keyif aldığımız an zaten orası bizim. Yani provasını almak ve çekiyor olmak en keyifli anı. Onun tadını çıkartıyoruz böylelikle. Bir sahne kaç tekrarla çekiliyor? Ya Çok değişir o. Yani sahne birden gelir, bakarsın, oynatırsın. Düşük geldi çok fazla oldu büyük oldu küçük oldu işte yok sahne çalışmıyor istediği duygu çıkmıyor falan hep böyle uzayabilir veya bir kere de bir oynarlar müthiş bir şey çıkar. Yani o hiçbir net bir cevabı yok onun birdenbire olmuş verir veyahut da saatlerce olduramazsın. O tamamen sizin artık ne gördüğünüz, nasıl görmek istediğinize kalmış bir şey Evet herhalde. bir de şimdi öyle bir artık zamanla yerleşiyoruz dedik ya mesela bir vakti var o işin yani o vakti ben aşmamaya çalışıyorum. Yani iki saat içinde o sahneyi bitirmem lazım. E, çünkü çekmem gereken başka sahneler var. Ertesi gün var, oradaki sahneler var. Sonuna kadar zorlayıp, ah tamam artık okey ben sonuna kadar zorladım, bu bu kadar oldu. Tabii Bilmiyorum, sahnenin biliyorsun. de belli bir çekim zamanını planlıyorsunuz. Tabii, Anladın tabii. Kadarıyla. Yoksa yetişemez. Peki böyle çok çalışmak istediğiniz bir projede şu ana kadar yer almadığınız zaman yer almak istediğiniz evet. var mı aktör ya da aktöristler? Ee, Yabancı da olabilir bu arada. İstediğim e, oyuncular e, zirvesi Haluk Bilginer'di. Oh. E, Engin Günaydın'la çalışmayı çok istiyordum. Onunla sinema filmi yaptık. Onun yazdığı senaryoyu çektim. Şimdi bir kişi kaldı Türkiye'de Halit Ergenç. Ha, öyle Türkiye'de. mi? <gülüyor> <gülüyor> Halit Ergenç de sanırım e, Londra'ya mı taşındı? Öyle evet, bir evet. Artık proje için. Gelecek bakalım. <laughs> Peki böyle gerçekleştirmeyi hayal ettiğiniz var mı öyle bir sinema filmi ya da dizi var. Film, Ya da Yani, yani 2008 proje yılında bir tane evet. dizi yazmıştım ben kendim e, Hayalköy diye. O böyle bir taslak halinde durur böyle bir kenarda. Hep böyle arada bir bakarım şunu yazsam ne güzel olur diye aklımdan geçiririm. Bir tane de Müzik Susunca diye bir sinema filmi e, yazıyorum. O da 2013'ten beri yazıyorum onu da böyle hani bir ara oturup oturup başına müzik susunca evet, ismi. Evet, bir müziğin hayatını anlatıyor. Aa, pandemi döneminden de esinlendiğiniz yerlere oldu mu peki? Yok yok hiç alakası evet. yok. Tamam hemen yani bir yani e, aslında çaptan düşmüş bir e, rock star'ı anlatıyorum. Aa, çok güzel, keyifli. Hı -hı. E, peki dizinin konusu ya da böyle bir e, ne ha, zaman? dizi dizi biraz dram mı, romantik komedi mi? Dram. dram. E, şey komün hayat kuran bir grup insanın kendi iç çatışmasını anlatıyor aslında. Yani iktidar savaşına dönüşüyor mevzu birdenbire. Hmm. Pes pembe hayaller birdenbire bambaşka bir şey dönüşüyor. Peki böyle dönemleri takip eder misiniz? Mesela kendinizi keşke şu dönem yaşasaydım ve film çekseydim. Hmm. Öyle var mı bir dönemler? Ya ben, ben 90'lar Amerikan sinemasını çok severim. Ha. Bayılırım yani. Böyle başa dönüp dönüp seyrettiğim çok fazla film vardı 90'larda o dönemde bir şeyler çekmeyi isterdim yani. 90'lar. Yani yönetmen olmaya yani aslında şöyle algılıyorum evet, biraz. Evet. E, yönetmen olmaya karar verdiğiniz filmlerin yönetmeni evet, olmak gibi. Evet, evet. Hangi filmler mesela şey çok e, fazla. Eşkıya'yı, onu söylediniz zaten. Eşkıya çok önemli. Çok etkileyen şey. böyle çekim tekniğiyle işte <laughs> konusu yani, senaryosuyla. 90 yani şey değil mi? Yani genel olarak mı? Evet, evet. evet. Ee, ya Esat'ın ve mesela o zamanlar çok Beğendiğim bir filmdi, onu da böyle 50 kere izlemişimdir. Fight Club'ı 50 kere izlemişimdir. Seven'ı e, keza öyle. E, çok O filmler çok etkileyen filmler. Forrest Gump, e, ondan sonra işte onlar çok böyle 90'lar sinemasında en etkilendiğim filmlerdi. Şimdi ilk aklıma gelenler onlar oldu. Peki böyle bir aksiyon filmi çekmeyi ister miydiniz? Hiç, hiç istemem. Hiç sevmem de. İzlem. Öyle mi? Evet, aksiyon sinemasını da sevmem çok. E, Pop Yerilim? Ah işte ona bayılırım. Evet. Yani. <gülüyor> bir <gülüyor> yani, yerden yakalayın. <laughs> yani keşke öyle bir şey olsa korku ve gerilim bir şeyler çekebilsem çok isterim. Ama aksiyon hiç benim kalemim değil yani. Peki Türk sinemasında korku gerilim e, filmleri nasıl buluyorsunuz? Ben başarılı buluyorum bu e, o tarz yapılan işleri ve zaten dünyada çok ses getiriyor, çok takip edilmiyor ama yani o tarz filmleri yapan e, yönetmenler de çok uluslararası alanda çok başarılı oldular. Yani benim yapmak istediğim tarz o değil ama e, korku ve gerilim konusunda Türkiye'de yapılan örnekler karşılık buldu yurt dışında. Peki çok hayal edip de içinde yer alamadığınız bir proje oldu mu? Hmm. Ay, şu Türkiye'de yapılmış Evet. Mı? Yurt dışında da olabilir yer varsa ha. Şey. Yani şimdi ilk aklıma Süper Baba geldi. Aa, evet. ee, yani Süper Baba'yı o kadar çok severdim ki yani öyle bir işin içinde olmayı çok isterdim. Ee, yurt dışında da Breaking Bad. Breaking Bad hmm. break hastasıyım. O, o yani onun için onun bir parçası olmayı çok isterdim. Dizi izliyor musunuz yalnız bu arada? Hayır, ben ya, işte, izlemiyorum. Bir, bir, yani Bazı dizi izlemiyorum. Yani gerçekten yani bir ya dizileri izliyorum bu arada. Türk dizilerini izlemiyorum diyeceğim yani çok şey <laughs> Öyle ama. demek istemedim. Yani e, onları dışarıdaki yapılan işte takip ediyorum. Peki e, mesela çok iyi başladığınız, acayip hı. böyle hayal iyi hayaller kurduğunuz hı hı. bir projenin e, tutmama kaygısını yaşıyor musunuz proje başlarken? Ben hiç tutmama kaygısı yaşamam. Ya yani benim stres yaşıyorum. Çok baskı hissediyorum. Onu yaşıyorum ama benim kaygım tutup tutmaması değil. Benim kaygım şu oluyor. Ben beğenecek miyim çektiğim şeyi izlerken? Ben bakıp evet güzel çekmişim ya diyebilecek miyim? O benim tek derdim o. Ya yani tutuyormuş, tutmuyormuş. Hiçbir zaman düşünmedim yani. Oldu mu peki öyle yani böyle 4-5... Beğenmediğim mi? Evet evet ve 4-5 bölüm sonra da yayından kaldırıldı <laughs> Evet yani çekip çok beğendiğim işim vardı. Tehlikeli hmm. Karım. İlk bölümünü çok beğenmiştim çekerken. Şimdi de sen beğenmem muhtemelen. <laughs> e çok eleştiriyor <laughs> Aa, musunuz kendinizi bu arada? Tabii tabii. Hiç, oh. çektiğim hiçbir şey beğenmiyorum. Ondan sonra e, çok iyiydi bence ama 6 bölüm sürdü gitti. Ondan sonra öyle... Çok iyi olmayıp da tutan e, işim de açıkçası olmadı yani. Peki böyle kendi çektiğiniz dizileri izler misiniz? İlk izlemem. <laughs> Kusur mu çok buluyorsunuz çok? Rahatsız bir oluyorum <laughs> yani çünkü şöyle bir şey oluyor biz yani hayal ediyorsun bir şeyi okurken o hayal ettiğimiz şeyin tamamını orada görememek beni mutsuz ediyor yani sinema filminde de mesela öyle olmuştu şimdi babada da yani ne kadarını yaptın yüzde yetmiş yüzde yetmiş beş. Şimdi gerçekleştirebiliyorsun. O böyle benim içinde hala daha böyle beni kemirir. Anlatıp Kemirir <laughs> beni yani. Peki ama ben Çekerken o saniye bakıyorum. Ya şu sahne şöyle olmuştu, böyle çekecektim ama şurada şu vardı, böyle olmadı. Onu bilmem ne yetiştiremedim falan. O yüzden izlemiyorum. Peki avantaj olabilecek mi? Mesela Tabii çektiğiniz Tabii izlediniz. Bu. Yok hayır izlemek mesela. Hani hmm. burada böyle yapmışım. Aslında bir sonraki sefer böyle yapmayayım Demek ya orayı açtım mi? artık. Çünkü ilk başta çok oluyordu. Mesela Galip Derviş'i çekerken e, çok acemiydim, çok amatördüm. Hatta yani bir tane hemen hızlıca ben anlatayım bir bölümü çektim gazeteci bölümü. Yani montajdan çıktım böyle ayaklarım yere basmıyor, uçuyorum. Çok güzel çektim diye. Geçen sene ya da ondan önceki sene tekrarını gördüm şeyde. E, gece tekrarlarına baktım. Aa dedim bu bölüm çıkmış. Şunu bir izleyeyim. Açtım, baktım, izlemeye başladım. Korkunç geldi bana yani ne kadar kötü çekmişim işte ne biçim kullanmışım bu böyle olmamalıydı şu şöyle olmadı ne kadar sarkık olmuş ne kadar boşluk var falan hepsi gözüme batıyor oradan o dersi çıkartıyorsun yani şöyle yapmalıyım böyle yapmalıyım ama artık o, artık oraları geçtiğimi düşünüyorum ben. Peki böyle oyuncular sizinle çalışırken e, çağrı yönetmen koltuğunda oturuyorsa her şey çok iyi diyorlar. Bu ara çok duydum onu yani çok mutlu diyor beni. E, Çünkü ben de hep öyle yorumlar ve okuduğum eski, için sormuştum. Evet sağ olsunlar yani Geçen gün çok değerli bir yine bir oyuncu arkadaşım aradı ve yeni bir işe başlamış. Seni çok özlüyorum falan diyor. Başka arkadaşlarım, çalıştığım oyuncular arıyorlar, bunu söylüyorlar. E, bu çok mutlu ediyor beni. Evet, söylüyorlar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ki geldin. Ederim. Çok keyifli bir sektördün. Şöyle Türk dizi ve sinema <laughs> sektörüne şöyle içeriden... Dizilere gelin. çok yardımcı olamamış olabilirim. Dizilere yok. yok. <laughs> Kendi dizilerin haricinde yok gerçekten yardımcı olamadım. Ama gerçekten çok teşekkürler. Vaktini ayırdın, teşekkür geldin ederim. bu yoğunluk arasında. Ben teşekkür ederim. Bol reytingler. Sağ ediyoruz. olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler açık soruları noktalıyoruz. İyi akşamlar.